İkinci Cenevre konferansında konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Esed rejimine sert eleştiriler yöneltti. Suriye'de varil bombaları ve diğer yöntemlerle insanlar öldürülüyor. İşlenen suçlar cezasız kalmamalı diyen Davutoğlu, rejimin sivilleri terörist ilan etmesine de tepki gösterdi. Davutoğlu, biz kimlerin gerçekten terörist olduğunu biliyoruz. Rejimin temsilcileri bu yalanlarla insanları kandırabileceklerini düşünüyor. Tarih onları çok kötü bir şekilde cezalandıracak diye konuştu. Bakan Davutoğlu, Beşar Esed ve yardımcılarının meşruiyetlerini yitirdiğini ve dolayısıyla iktidarda kalamayacaklarını da ekledi. Konferansta konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise Esed ve rejimin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti. Muallim, konuşmasını bitirmesini isteyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, "Sen New York'ta yaşıyorsun, bense Suriye'de, konuşmaya hakkım var." diye çattı. Muallimin, "Tamam, 20 dakika içinde bitiriyorum." diye eklemesi salonda gülüşmelere neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry de Beşar Esed'in kurulacak geçici hükümette yer almasının hiçbir şekilde söz konusu olamayacağını söyledi. Tam 3 dakikada 240 bin liralık altın çaldılar. İstanbul Ümraniye'de sabaha karşı gerçekleşen kuyumcu soygunu güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Tam 3 dakikada 240 bin lira değerindeki altını çalan soyguncular kendilerini fark eden bir kişiye de taş attı. Polis hızlı soyguncuların peşine düştü. Suriye'deki krize çözüm bulmayı amaçlayan 2. Cenevre Konferansı İsviçre'nin Montreux kentinde başladı. Konferansa 40'a yakın ülke ve uluslararası örgütün temsilcisi katılıyor. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil ediyor. İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter'ın konuşmasıyla başlayan programda ilk kez aynı masada buluşan Suriyeli muhaliflerle Esed rejiminin temsilcileri de konuşacak. Muhalefetle Şam yönetimi temsilcilerinin Cuma günü doğrudan görüşmelere başlaması bekleniyor. Türk televizyonlarında bir ilk daha yaşandı. Genç çift ana haber bülteninde evlendi. Çanakkale'de yerel yayın yapan Boğaz Medya'nın çalışanlarından İhsan Konuk, bir radyoda canlı yayında evlenme teklif ettiği Emire Sülün'le ana haber bülteninde dünya evine girdi. İhsan Konuk ile hiçbir etki altında kalmaksızın kendi özgür iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sevgili İhsan Konuk, siz de bu güzel bayan ile hiçbir etki altında kalmaksızın kendi özgür iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonsuza dek evet. Ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Mutluluk sarhoşu çiftin nikah şahidi ise AK Parti milletvekili Mehmet Daniş oldu. Camiye dadanan hırsız cemaati nöbete dikti. Görüntüler İstanbul Kağıthane'deki bir camiden. Camiden sürekli ayakkabı çalan hırsız cemaati canından bezdirdi. Güvenlik kamerasına da yakalanan hırsız polis tarafından bir türlü yakalanamayınca cemaatte çareyi namaz vakitlerinde nöbet tutmakta buldu. Ben içeriydim, namazı kıldım, çıktım dışarı baktım ayakkabım yerinde yok. Sonra kameradan izledik. Tam ayakkabıyı koydum, gözü açtı. Ayakkabıyı aldı, çantasına koydu. Sonra oradan bir ayakkabı daha aldı. Onu da çantasına koydu, çekti gitti. Cami girişine hırsızın güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafları asılırken yanına da cemaatin ayakkabılarını çalan azılı hırsızı görenlerin insaniyet namına cami görevlilerine ya da karakola haber vermesi önemli rica edilir yazıldı. Yeni ayakkabı, yeni. Daha yeni almıştım. 2 günlük ayakkabımdı benim. Başbakan Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı silah kaçakçılığı yapıyor diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Bir ülkede ana muhalefetin başında bulunan kişi ülkesinin
istihbarat teşkilatı için böyle bir ifadeyi kullanıyorsa buna ihanetten başka bir şey denilemez. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışma yasası vardır. Ve bu çalışma esasları çerçevesinde insani yardımlar götürüyor. Ve bunların gönderdiği yardımlar tırlar durdurularak işleri aranıyor veya aranmak isteniyor. Bu Türkiye'nin milli kurumlarının tek tek yıpratılması meselesidir. Kim yapıyor bunu? Yine aynı zihniyetin temsilcisi konumunda olan, bakıyorsunuz, yargıdaki temsilciler yapıyor. Bunlara ek olarak yalanla, iftira ile, algı operasyonlarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki imajı hedef alınıyor. Erdoğan, paralel yapılanmanın hedefinde Türkiye olduğunu da kaydetti. Demokratikleşme adımlarının bu paralel yapılanma tarafından hedef alındığını burada özellikle vurgulamak istiyorum. Çözüm süreci adını verdiğimiz terörün son bulması çabasının da yine bu paralel yapılanma tarafından hedef alındığını herkesin görmesi gerekiyor. Ne ekonominin, ne demokratikleşme adımlarının, ne de barışçıl dış politikanın yara almasına millet izin vermeyecektir. Özellikle çözüm sürecinin sabote edilmesine milletimiz göz yummayacaktır. Bu süreçten çok daha güçlü, daha kararlı ve daha cesur bir demokratikleşme süreci çıkacağını burada bir kez daha vurgulamak isterim. İnanın, Türkiye eski Türkiye olmayacak. Artık Türkiye yeni Türkiye olacaktır. Yeni Türkiye'nin kurulma süreci hızla devam edecektir.